Nurkun bak içimde yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Nurkun bak içimde yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın İl Müftümüz Abdurrahman Koçak hocamızı kürsüye davet ediyorum hazretleri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yaratan, yaşatan, hayat veren, hidayet veren, sayısız nimetler bahşeden, bizleri dininin müntesibi kılan ve bu yüce dinde bizleri birbirimize kardeş eden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kainatın efendisi, alemler nebisi, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize, onun ağır ve ashabına, ehli beytine sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Allah cümlemizi dini üzere daim eylesin, sırat-ı müstakiminde kaim eylesin. Şu yaşadığımız cennet vatanımızda birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamayı nefsimize, neslimize, cümlemize nasip eylesin. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, saygıdeğer davetliler. Bugün burada bir İslam mabedinin, bir caminin açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Güzel bir gün, güzel bir olay. Camiler bizim kültürümüzde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin doyasıya yaşandığı mekanlarımızdır. Az önce Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşim, İnnemâ ya'muru mesâcidellâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın mescitlerini ancak ona iman eden ve ahiretten korkanlar imar eder buyuruyor. Yani Allah'a iman edecek, ahirete iman edecek ve bunun imanın doğrultusunda da kendi mabedini kuracak. Niçin kuracak? Günün belli vakitlerinde bir olmak için, beraber olmak için, aynı Allah'a kıyama durmak için, aynı Allah'ın huzurunda rükûa eğilmek, aynı Allah'ın huzurunda secdeye varmak için. Camiler bunun için birlik ve beraberlik sembolüdür. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeni diyor ya milli şairimiz merhum Akif. Ezan-ı Muhammedi minarelerimizden okundukça, mabetlerimiz topraklar üzerinde çil çil kubbeler halinde serpildikçe, bu yurt evvelallah bir İslam yurdu olarak devam edecektir. Allah bunu devam etmeyi, ettirmeyi neslimize de nasip eylesin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberdir. Dün 20 Nisan'dı. 20 Nisan Efendimiz Aleyhisselam'ın aynı zamanda doğum günüydü. 1441. yıl dönümü münasebetiyle kutlu doğum haftasını idrak ettik. Efendimiz'i anmaya, anlamaya çalıştık. O yüce peygamber 1441 yıl önce geldi ama henüz hep aramızda. Her zaman aramızda olacak. Hala 40 yaşında, hala ümmetinin başındadır o Allah'ın Resulü. Efendimiz Aleyhisselam'ın 1441. yıl dönümünde anıyoruz. O bize kardeşliği öğretti. Kardeşlik ahlakını, kardeşlik hukukunu öğretti. Ve biz bu kutlu doğumunda baştan sona bütün yurdumuzun her köşesinde, yurt dışlarında, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin olduğu her toplumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin
insanlığa öğrettiği o kardeşlik ahlakını, kardeşlik hukukunu konuştuk. O kardeşlik ahlakında bize öğretti ki Peygamberimiz, birbirinizle hasetleşmeyiniz, birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinize sırtınızı dönmeyiniz, ey Allah'ın kulları kardeş olunuz dedi. Bir müminin bin kardeşine güler yüz göstermesi sadakadır buyurdu. Bin kardeşinin geçeceği yoldan bir engeli kaldırman senin için sadakadır buyurdu. Yolunu kaybetmiş olan bir insana yolunu tarif etmen, ona yardımcı olman senin için sadakadır buyurdu. Ve buyurdu ki, kardeşliğinize zarar verecek davranışlardan uzak durunuz. Din kardeşinin hoşuna gitmeyecek şakayı ona yapma. Din kardeşinin arkasından konuşma. Din kardeşin hakkında suizanda bulunma. Ey Allah'ın kulları, kardeşliğinize zarar verecek davranışlardan sakının buyurdu Allah'ın Resulü. İşte bu kardeşlik ahlakını, bu kardeşlik hukukunu en güzel yaşadığımız yerlerden, mekanlardan birisidir camilerimiz. Ve bu camileri Efendimiz Aleyhisselam hep önemsedi. Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine-i Münevvere'ye girerken yolda kaldığı Kuba'da mescidini yaptı. 6 kilometre sonra Medine-i Münevvere'ye ulaştı ve Medine'ye gittiğinde de ilk yapmış olduğu iş bir mescid inşa etmekti. Mescid-i Nebevi'yi yaptı. Ve onun Mescid-i Nebevi ondan sonraki yaşamında hep merkez oldu. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın merkezi oldu Mescid-i Nebevi. Oradan hareketle gelişen ve büyüyen İslam coğrafyasında Müslümanlar nereye gittilerse yaptıkları ilk iş Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hicretinde yaptığı gibi mescit yapmak oldu. Ve buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselam, "Men bena lillahi mesciden benallahu lehu kasran fil cennet." Kim Allah rızası için bir mescit inşa ederse Allah da onun için cennette bir köşk ihsan eder. Bu kadar önemlidir. Önemli olması işte Müslümanları bir araya getirmesidir. Biz cami diyoruz. Cami tabiri bizim milletimizin kullandığı bir tabirdir. Arap kültüründe Kabe-i Muazzama'nın içerisinde bulunmuş olduğu mescidin adı Mescid-i Haram'dır. Mescid denir. Peygamberimizin mescidinin adı Mescid-i Nebevi'dir. Adı mescittir. Cami çok kullanılmaz. Kuba mescididir. Kıbleteyn mescididir. Ama bu millet bir olsun, beraber olsun, iri olsun, diri olsun, büyük olsun, güçlü olsun diye mabedine cami adını vermiş. Cami, müminleri cem eden, toplayan, bir araya getiren mabet demektir. Ezan-ı Muhammedi okundu. Allah bu topraklardan ebediyen ezan sesini mahrum etmesin. Namazımıza gireceğiz, namazımızı kılacağız. Hep bir olacağız, beraber olacağız. Zengin fakir ayrımı yok. Küçük büyük ayrımı yok. Sen ben yok. Caminin içerisinde biz varız. Günün belli vakitlerinde insanlar biz olabiliyorsa dışarıya çıktığı zaman o bizlik devam eder. Sen ben olmaz. Çekişme olmaz, didişme olmaz. Dargınlık olmaz, kırgınlık olmaz. Cami onların hepsini alır, eritir. Aynı safta yan yana, omuz omuza durur Müslümanlar. Aynı şekilde rüküye eğilir, aynı şekilde secdeye kapanır Müslümanlar. Bu kadar birliğin içerisinde ayrılık olmaz. Efendimiz Aleyhisselam kardeşliği bize öğreten o yüce peygamber buyuruyor ki, bütün müminler kardeştir. Din kardeşinin bir diğerine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. 3 gün. Neden 3 gün? Efendimiz Aleyhisselam 3 gün tolerans tanımış.
Hepimiz insanız. Hatamız olur, kusurumuz olur. Yanlışımız olur. Birbirimizi kırabiliriz, üzebiliriz. Ama Efendimiz Aleyhisselam diyor ki 3 gün. 3 gün olduğu halde eğer dargınlığını, kırgınlığını devam ettirirse bu mümine helal değildir diyor Allah'ın Resulü. 3 gün olduğu halde birbirleriyle konuşmayan, hala küs olanlar varsa karşılaştıkları zaman biri diğerine selam versin. Eğer selam verirse selamı veren küslüğü bitirir. Günahtan kurtulur diyor Efendimiz. Diğeri de selamı alırsa, selamına selamla cevap verirse o da küslüğü bitirir, kucaklaşırlar. Eğer bitirmezse selam veren günahtan uzak olur, küslüğe devam edenden meşgul olur diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz. Bize kardeşliği öğreten, bize bu mescitleri, camileri inşa etmeyi öğreten ve bizim bu kutsi yapının içerisinde, bu İslam mabedinde birlik ve beraberlik ruhuyla yaşantımızı devam ettirmemizi bizden isteyen ve bekleyen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşliği bize böyle öğretiyor. İşte bu kardeşlik duygularını biz camilerimizde, mabetlerimizde doyasıya yaşarız. Ezanımız birdir bizim, kitabımız birdir bizim, kıblemiz birdir bizim. Yaratan Allah hepimizin, peygamber hepimizin tektir. Hepimiz onun yolunun yolcusuyuz. Yolumuz birdir bizim. Aynı şekilde Ramazan orucuna başlar, aynı gün bayram ederiz. Bayramımız birdir bizim. Bu kadar birliğin içerisinde ayrıcalığa yer yoktur. İşte bunların en güzel yaşandığı yerlerden birisi de bu mabettir. Ben bu güzel köyümüzde bu İslam mabedini yapanların, yaptıranların, yapılmasına vesile olanların cümlesinden Rabbim razı olsun diye dua ediyorum. Kimin bu mabette küçük ya da büyük, az ya da çok, maddi manevi yardımı, desteği, katkısı var ise Cenab-ı Allah yevmi kıyamette onun amellerini karşısına bir ödül olarak çıkaracaktır. Bir kişi mescid inşa eder, Allah ona cennette köşk ihsan eder. Cennette köşke kavuşamayan, cennette bir koltuk bulsa da ona da razı olur. Allah hepimize cennetine gitmeyi nasip eylesin. Dolayısıyla İslam mabedine yardım etmek, ona, onun yapılmasına, yaşatılmasına katkıda bulunmak büyük bir sevaptır. Burada görüyoruz ki güzel bir mabet yapılmış. Bu köyümüze, köyümüzün adına, bu köyün güzel insanlarına yakışır, yaraşır, bu mabedi yapanlara teşekkür ediyoruz. Maddi manevi az çok, kimin ne katkısı bulunduysa, Yüce Rabbim yapmış oldukları o hayırları yevmi kıyamette kendilerine cennetiyle, cemaliyle karşılığını versin diye dua ediyorum. Ben bu vesileyle bu mabedin hayırlı olmasını, birlik ve beraberliğimizin ruhunun burada atmasını, bu köyümüzün birlik, beraberlik ruhunun bu mabetten atmasını, bütün ayrılıkların, gayrılıkların ortadan kalkmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Emeği geçenlere, katkısı bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Şairin ifadesiyle biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım diye dua ediyor. Mabedimizin hayırlı olmasını, hayırlı hizmetlerde bulunmasını, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor. Teşrifleriniz sebebiyle baştan sayın valime, sayın milletvekilime ve saygıdeğer hazuruna teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu manalı konuşmalarından dolayı sayın il müftümüze biz de teşekkürlerimizi arz ediyoruz.